Cumhurbaşkanı Erdoğan, genç kardeşlerime bir müjde vermek istiyorum dedi. Sosyal medya paylaşımıyla milyonların beklediği haberi verdi. Erdoğan, YKS'de baraj puanlarının düşürüldüğünü duyurdu. Bu uygulama ikinci ek yerleştirmede geçerli tutulacak ve sadece bu yıla mahsup olacak. İşin detaylarını YÖK halledecek ve bu işi inşallah gençlerimizin lehine bitirmiş olacağız. Milyonların beklediği müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. YKS'de baraj puanları düşürüldü. Gençlerimizi daha fazla yormayalım, bunaltmayalım. Erdoğan'ın baraj açıklamasına ittifak ortağı Bahçeli de tam destek vermişti. Alan yeterlilik testinde barajın 160 olmasını önermişti. YÖK baraj puanı çalışmasını tamamlayıp sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu. İyi bence düşürmesi. Bence de düşürülmesi lazım. YÖK'ün çalışmasında salgın koşulları yüz yüze eğitimin aksaması dikkate alındı. Hedef boş kontenjan kalmaması. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erdoğan, baraj puanının TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacağını duyurdu. Cumhur İttifakı olarak gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz dedi. 179 puan aldım, 1 puan da kaldım barajda. TYT'de 300 bine girdim, sayısal da 335 bine girdim. Bu uygulama boş kalan kontenjanlar için geçerli olacak. Sadece bu seneye özel ikinci ek yerleştirme yapılacak. Yani puanı 180 ve üzerinde olanlar puan ve başarı sıraları korunarak tercih ve yerleştirme süreçleri daha önce ilan edildiği gibi tamamlanacak. Verdikleri eğitimle sordukları sınav uyuşmuyordu. Zorlaşıyor gittikçe. 2.592.000 adayın %32'si bu yıl barajı geçememişti. Yani sadece 650.000'i 4 yıllık bir fakülte tercihi yapabiliyordu.